Merhaba sevgili takipçilerim, ben Hayatı Mutfak Mine, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir hamurdan iki modelde muhteşem elmalı kurabiyeler yapacağız inşallah. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü arada püf noktaları veriyorum, kaçırmanızı istemem. Yorum ve beğenilerinizle de destek olursanız çok sevinirim. Haydi bismillah deyip tarifimize de geçelim. Elmalı kurabiyelerimizin öncelikle iç harcını yapmakla başlıyoruz. 6 adet orta boy elma kullandım arkadaşlar. Öncelikle elmalarımı iyice yıkadım. Ardından gördüğünüz gibi soyuyorum. Bütün elmalarımı yine soyacağım ve ardından rendeleme işlemine geçeceğim. Ama şu konuda size bir püf noktası, bir tüyo vermek istiyorum. Mesela kanalımda benim diğer elmalı kurabiye tariflerim var. Elmalı kek, elmalı rulo tariflerim var arkadaşlar. Birçoğunun harcı aynı işlemden geçiyor. Hani fazladan yapıp dondurucunuza koyabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda veya evinizde elma olmadığında bu harcı difrizinizden çıkartıp kullanabilirsiniz. Gerçekten çok büyük pratik ve kolaylık oluyor. Tavsiye ederim bunu da arkadaşlar. Elmalarımızı soyduk. Şimdi rendemin iri tarafıyla da rendeliyorum. Elmalarımızı rendeledik. Şimdi tavamıza elmaların hepsini ilave ediyorum. Şimdi tavamın elmalarımın üzerine şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı, bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ve artık pişmeye götürüyorum. İyice arkadaşlar elmalar suyunu çekinceye dek şekerle beraber pişecek. Elmalı harcım suyunu çekinceye kadar iyice pişti arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine yaklaşık şöyle bir, ben bir tatlı kaşığı kullanmak istiyorum. Yani dolu dolu aslında bir çay kaşığı. Yani silme bir tatlı kaşığı. Şöyle iyice karıştırıyorum. Ve üzerine arkadaşlar şöyle bir kase kadar ceviz kırığım var. Cevizimi de ilave ediyorum. Ve bu şekilde elmalı iç harcım hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi diğer aşamasına da geçebiliriz. Ama öncesinde bunun biraz soğumasını beklememiz gerekiyor. Bu soğuduktan sonra diğer aşamamıza geçeceğiz. Tarifimizin hamuru için öncelikle şöyle 250 gram oda ısısındaki tereyağını karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir yumurtam var. Ben large boy kullanıyorum burada. Ve şöyle bir su bardağından bir parmak eksik yoğurdumu ilave ediyorum. 150 milim arkadaşlar yoğurdum burada da. Şöyle bir su bardağı yine böyle az biraz eksik pudra şekerim var. Pudra şekerimi de ilave ediyorum. Ve şöyle öncelikle bu malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Yağla iyice homojen bir kıvam almasını sağlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi oda ısısında olduğu için zaten çok çabuk böyle yoğruluyor zaten. Ve iyice yoğurduk gördüğünüz gibi. Burada da arkadaşlar 4 su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ilave etmek istiyorum. Öncelikle şöyle unumun yarısını ilave ediyorum. Üzerine bir paket kabartma tozumu ve bir paket vanilyamı ilave ediyorum. Şöyle yavaştan yavaştan yoğurmaya başlıyorum. Arkadaşlar 4 su bardağı unu ilave ettim. Hala biraz böyle ele yapışıyor. Şöyle yavaştan yaklaşık şimdi de 1 yemek kaşığı ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Evet.
Arkadaşlar 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı ideal bir ölçü geldi. Ama dediğim gibi 3,5 su bardağından sonra kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ederim. Çünkü kullanılan malzemeden malzemeye, unun kalitesinden kalitesine miktar değişebilir. Şimdi diğer aşamamıza geçebiliriz. Hamurumdan 2 farklı model çıkartacağım arkadaşlar. O yüzden öncelikle hamurumu 2 çeşit parçaya bölüyorum. Şöyle bu bir parçasını ağzını kapatıp bir kenarda bekliyorum. Bu hamurumu da arkadaşlar şöyle 3 eşit parçaya yine kesiyorum. Ve her parçamı beze haline getiriyorum. Ve şimdi her bezemi artık açabilirim. Şöyle altına biraz un serpiliyorum arkadaşlar. Biraz da merdanemi unluyorum. Şöyle yavaş yavaş hamurumu açıyorum. Elimizden geldiği kadar yuvarlak açarsak çok daha iyi olacak. Şöyle elimizden geldiği kadar açabildik arkadaşlar. Ve ben kenar kısımlarının daha düzgün olmasını istiyorum. O yüzden şöyle bir tencere kapağım var. İyice bastırıyorum arkadaşlar. Böyle kaldırıyorum ve kenar kısımlarını çıkartıyorum. Bakın gördüğünüz gibi muntazam bir yuvarlak elde etmiş olduk. Ve yuvarlağımızın da arkadaşlar bir rulet yardımıyla şu şekilde hamurumuzu 8 eşit parçaya bölüyoruz. Ve bu şekilde artık şekillendirmeye geçebiliriz. Şimdi de arkadaşlar önceden hazırlamış olduğumuz elmalı karışımı da kurabiyemize şöyle birer tatlı kaşığı olacak şekilde ilave ediyoruz. Çok abartmamamız gerekiyor. Bu şekilde hazırladık. Şimdi arkadaşlar, şimdi şu şekilde bakın artık tepsimize dizeceğiz bu şekilde. Artık fırına gitmek için hazır hale geldi arkadaşlar. 160 derecelik fırında şimdi fırınlayacağım. Hafiften pembeleşinceye dek fırınlamam yeterli olacak. Bu da fazla uzun sürmeyecek tahminimce. 10-15 dakika kadar yeterli olacak. Şimdi kurabiyelerim fırına gidebilir. Şimdi ikinci ayırdığım hamuru da şöyle iyice tekrar bir yoğuruyorum arkadaşlar. Ve bunu da eşit 4 parçaya ayırıyorum. Şu şekilde. Bunları da beze yapıyorum yine.
Ve her bezimizi de 6 eşit parçaya bölelim arkadaşlar. Minik minik bilyeden biraz büyük bezeler elde etmiş oluyoruz yani. Ve her bezemizi de şöyle bir merdane yardımıyla oval şekilde böyle yavaş darbelerle açmaya çalışalım. Yine aynı şekilde şu şöyle yaklaşık birer tatlı kaşığı harcımızdan kurabiyemize dolduruyoruz. Şöyle elmalı harçla harcı çok olursa gerçekten çok lezzetli kurabiyeler ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle şu elimi de hemen sileyim. Rulo şeklini veriyoruz. Bu şekilde hazır hale getirdik, şekillendirdik. Şimdi tepsimizi de dizebiliriz. Tekrar. Tepsim hazır. Hazır hale geldi. Şimdi fırına bu da gidebilir arkadaşlar. 160 derecelik fırında bu da hafiften pembeleşinceye dek fırınlayacağım. Şimdi sıradaki tepsim de gidebilir. Kurabiyelerim pişti ve artık servis yapılmak için hazır hale getirebilirim. Arkadaşlar eğer dondurucuda saklayacaksanız pudra şekeri serpmeden dondurucuya kaldırmanızı tavsiye ederim. Ama hemen yiyecekseniz şu şekilde üzerlerine pudra şekeri serpeleyerek artık ikrama çayın yanında servise hazır hale geliyor. Çocuklarımızın da en çok sevdiği kurabiyelerden oluyor zaten elmalı kurabiye. Bilmiyorum ya da benim çocuklarım çok seviyor bu kurabiyeyi. Kurabiyelerim artık servise hazır hale geldi. Bu şekilde videomu da tamamlamış oldum arkadaşlar. Eğer ki videomu seyrettiyseniz muhakkak arkadaşlar yorum kısmını emoji de olsa bırakırsanız çok çok sevinirim. Diğer kurabiye tariflerimi de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Çok farklı, çok güzel kurabiye tariflerim mevcut. Diğer videolarıma da yine bakabilirsiniz. Farklı tariflerde, farklı videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.